Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Biz Allah iyisiniz. Evet, sizi çok özledim. Arkadaşlar uzun süre video çekemedim. Telaştan dolayı. Şimdi biz yoldayız arkadaşlar. Nerede gidiyorum ben? Hadi bilin bakalım. Çok uzağa gideceğim. Evet, bu aynı bir yolculuk. Ben memleketime gidiyorum arkadaşlar. Ben Indonesia'ya gidiyorum inşallah bugün ve Deniz'le. Ve çok heyecanlıyım çünkü sadece ikimiz gideceğim. Kardeşinle de görüşeceksin orada. Evet, orada. Deniz'i ilk kez görecekler. Evet, benim annem babam şimdi Jakarta'da beni karşılayacak. Baban mı geldi oraya? Evet tabii ki. Yeni torun oldu tabii ki yani. Vay be, bizim kayınpedere mi konuşuyorsun? Aa, çok heyecanlıyor ya. Ben de Deniz'e bakacağım diyor. Merak ediyorlar hep. Tabii ki her gün video görüntüler arıyor ama yine de özlemişler yani. Tabii ki dokunmak, sarılmak, tabii ki. Onun da hamile. Ben de soracağım nasıl oldu kaç acaba. Kaç oldu? Vallahi takip etmiyorum. Ne kadar? Takip etmiyor mu Instagram'da? 4-5 5-6 ay olabilir yani. Az kaldı çünkü doğma. Ve onun bebeği de erkek makyajı. Hadi hadi sen. Aa, bir tahmin et bakalım. Evet. Dur bakayım. Onlardan kız bebeğe gelir bence. Hayır. Ciddi mi? Erkek mi? Erkek. Deniz'in arkadaşı oldu inşallah. Allah, evet. Testlere falan girdi mi? Böyle işte bebeğin engelli ya da işte onu ben daha detaylı konuşamadım ama Endonezya'da burada gibi değil yani. Burada gerçekten çok gelişiyor bu, o konuda. Orada her şey kendi yaptırıyor. Ne? Kendi hepsi yani. Hepsi devlet böyle çok takip etmiyor. Ve hepsi kendi cebiyle çıkıyor yani. Çok çok pahalı bir de öyle bir testler. Biliyor musun yani? Ama ben soracağım yani Ulin'e nasıl mesela hamile nasıl oldu, bir de testler yapıldı acaba. Onu Endonezya'ya gelince soracağım. Ve evet, Deniz şimdi 40 günü geçti arkadaşlar, çok şükür. Yani sarılık falan vardı. Azaldı işte. Ve doğumda kaç kilo? Doğumda 2,5 kiloydu. Yani 2575 gram. Ama şimdi çok şükür son tartımda bir gün önce mi? Evet, Çalık Hoca'da yani 4 kilo. 4 kiloydu yani. Çok şükür yani kilo almış. Hatta şöyle bir 2 hafta önce falan böyle bayağı sarılı var. Ben çok panik oldum arkadaşlar yani. Hem de kilo falan duruyor sanki. Hemen acile gittim. O konuda da Deniz'in pasaport NS'e götürdü. Pasaport yaptırmaya. Kimlikte yoktu. Ben acile gittim. Kabul etmedi. Kimliksiz bakılmaz diyor. Özel'e de aradım. Onlar da diyor aynısı yani. Bakılmıyor. Sonra da bir sonraki günde aralık olsun NS hemen gönderdi kimliğe. Hemen gittim ben çocuk polikliniğe. Orada baktılar. Yani çok da koklayacak bir şey değil yani. Eskiden doğumdan 2 gün sonra 11,5 sarılı böyle ölçtü ya kanda. Sonra 2 gün sonra ölçüm yine 9 düştü. Ama 3 hafta sonra, bir ay sonra yani ne kadar? 7,5. Çok az indi yani. O neden ben de fark ettim. Neden acaba ya? Ben sütüm var, sütüm yetiyor yani, veriyorum ama niye böyle azalmadı anne konuşsun bayağı. Ha, ben şimdi anladım. Benim yiyeceklerinden dolayı işte benim bir dakika. Tamam bebeğim, tamam. Tamam, sesim sonra kırılacağız tamam. Ve evet, devam edelim. Yani o günde ben sütü doktora götürdüm acile. Orada baktı. Yani 7,5'tu. Ha, söyle neden yani sarılık duruyor? Onu da anneme konuştum. Neden ya acaba, ben suda yetiyor acaba, suda var. Ama benim beslenmeden dolayı işte onu pek kaliteli olmuyor. Neden? Çünkü
ben çalışıyordum. Ve çok dikkat etmedim kendime. Tamam yemek yiyorum ama ne varsa işte yani yerim. Mesela sebze, turu falan çok yemiyorum. Annem de evet sen böyle yemiyorsun. Eskiden işte ben hep evdeyim yani bir aylık falan. Annem ve ablam da orada yani çok dikkat ettim kendime. Ediş sarılık, ediş biraz uzun sürüyor yani bir buçuk ay falan. Ama daha iyi yani. Hem de kilo çabuk alıyor ediş. Evet yani sonra da fark ettim. Sonra da sebzeleri falan ben hep yiyordum. Hani Allah razı olsun hep yemek yapıyor. Öyle işte çok şükür. Bir haftadır çok dikkat ettik biz mesela her iki saatte falan verdim sütü. Emziriyorum yani. Bazen ara sıra da emziriyorum. Ve hemen de deniz kedini geldi böyle. Hemen fark ettik yani kilo da almış böyle daha da canlı canlı bakıyor. Asarı da azaldı yani öyle. Çok şükür şimdi 40 günü geçti. Ve yolculuğu da hazır. Pasaport da çıktı. İlk kez yani denizin yolculuğu. Bir aylık bebek. Bir aylık bebekle yolculuk arkadaşlar. Onu nasıl olacak ben? Dünyayı geziyorlar abi kardeş. Evet ya. Ama hiç anlamıyor, hiç bilmiyor yani. Ne sansı çocuk ya. Evet. Ve uçakta nasıl olacak ki ben vlog çekeceğim arkadaşlar nasıl oldu. Yolculuk burada nasıl oldu yani. Ben de gitmeden Sağlık Hoca'ya gittim. Orada da çok iyi. Gerçekten bizim Sağlık Hoca çok çok nasıl ya. Çok ilgili böyle. Çok çok iyiler yani. Dikkat edin sadece uçağa inerken binerken emzirin böyle. Öyle işte. Ve sadece iki kişi olduğu için ben aktarmalı uçak almadım yani direkt Türk Hava Yolu'yla inşallah direkt Jakarta'ya varacağım yarın sabah. Orada da annem, babam, Bulin beni bekliyor inşallah orada. Öyle arkadaşlar çok heyecanlıyım ve Endonezya'yı çok özledim. Orada hemen de bol bol Endonezya'yı yiyeceğim, onu da göstereceğim size. Arkadaşlarımı da çok özledim. Orada benimle buluşacaklar. İnşallah onlarla buluşacağım. Tamam arkadaşlar. Evet, fark ettiniz mi? Farklı bir araba. Yani farklı bir araba. Evet, çok şükür alhamdülillah arkadaşlar. Bir hayalimde kavuştum. Aslında böyle almadan önce belki 10 kere 10 kızı bana sordu. Nasıl bir araba istiyorsun böyle? Gerçekten Mini Cooper. Ben düşündüm ki yani Mini Cooper çok da güzel ama aile falan işi götürmeye böyle biraz daha rahat değil yani. Sonra hangi araba böyle seçtik ve çok şükür Allah razı olsun. Aynası bana hediye etti. Teşekkür ederim. Yok, hediye demeyelim de birlikte çalıştık ama. Aynen işte. Evet evet. O yüzden sen de araba kullanmayı seviyordun. Hayal evet. Ediyordun. Kullanıyordun da zaten. Evet. Edirne'de de zaten bir ihtiyaç yani. İhtiyaç. Kendin kullanıyor olman lazım. Evet çok zor bebekle mesela bire giderken otobüs ay çok şu zor. Şu an tabii ehliyet olmadığı için ben kullanıyorum da. Dikanın arabası yani ödünç aldım ondan kullanıyorum şu anda. Türkiye'de çok tertip mesela ben birkaç kere bahsettim annesine. Valla burada diyelim ki ben kaçak süreceğim ne olacak mesela kazan. Eğer polis yakalarsa hemen arabayı götür ve senin ceza verir. Vay vay Endonezya'da öyle değil mesela arkadaşlar. Belki %50 falan ehliyeti yok yani. 720 diyelim yani. Bir tane fazla ehliyeti yok. Polis yakalarsa kolay ise. Kolay bir iş orada. Burada gibi değil yani. Ondan ben de sınav için hazırlıyorum arkadaşlar. Onu başvurdum. Başvururken de biraz farkı şöyle. Benim diploma Endonezya'da burada geçmiyor arkadaşlar. Denge yok. Denglik mi adını bilmiyorum onu. Denglik yok yani ondan benim diploma orada burada hiç kabul etmiyor. Yani burada bir okumayan gibi gözüküyor. O zaman ne olacak yani? Sonra onlar diyor böyle okuma adını okuma yazma belgesi lazım. Halk eğitimde ben de bir ay önce falan başvurdum işte orada halk eğitim merkezinde.
hatta birkaç hafta önce sınava vardı. Ben de katıldım. Hiç de buraya hazırlanmadım. Hiçbir şey, sadece sınav için gittim. Orada 4 tane bir evrak verdi yani. Türkçe, bir de UVN bilgisi, sosyal bilgiler ve bir tane daha matematik. tamam, matematik, Türkçe çok şükür yani. Türkçe, en önce Türkçe. Türkçe çok kolay bana. Sonra da hemen puan verdi, biliyor musun Enes? Ben ne kadar puan verdi biliyor musun Türkçe'de? 95. Sonra matematik. O biraz acele ettim. Çok iyi bakmadım. Ben çok şaşırdım. Nasıl ya? Sen matematik öğretmiyorsun. Evet, 78 aldı sadece. Ya belki de bizim soru tipleri farklı. Hayır be. Hayır, aynı. Kolay. Aynı. Çok kolay be. Ama çok dikkat etmedim işte. Hızlı hızlı yaptım. Aslında 1 saat vakti var. Ben sadece 1 saat falan yaptım yani. Sonra da fen bilgisi. Fen bilgisi de kolaymış yani. Mesela memeli falan çıktı Enes, biliyor musun? Balina balık değildir, memelidir mi çıktı? Böyle mesela canlı nasıl ya? Denizlerle çok kolay be. İlgili tek bildiği soru karşısında. Sonra fen güzel aldım ben, 90 bir şey yani. Sonra sosyal bilgiler ya. Yani i̇yi ki kocan sosyal bilgiler lütfen ya. Evet, iyi ki baya geçmiştim. Sana Türkiye'yi turlattırdık yani. Evet, baya geçmişim Türkiye batıdan doğuda. Orada da bir harita çıkmış. Anadolu, İç Anadolu, Ege, Deniz hangi böyle. Hangi bölgedir mi? Evet. Ciddi mi? Hangi bölgeyi sormuşlar? Hepsi doğru tabii ki. Hepsini tek tek yazıyor, evet, değil mi? Evet, evet, evet. Harita vay veriyor. Vay be, bak bizim size. Öğrenciler yapamıyor 7. Ya ben geçmezsem bilmez yani. Bilemezdim yani. 7 bölgenin tamamında yazdın mı? Evet. Doğru hepsi. Aa. Ve o da 93 falan çıktı sosyal bilgileri. Yani hiç beklemezdim. Ben sandım eyvah, ben acaba bakabildim mi, bilebildim mi yani, ne bileyim. Hiç bilmiyordum ama okudum. Bu işte yani. Öyle arkadaşlar, inşallah 3 ay sürüyor en az. Sınava hazırlanmak falan. Ehliyet olana kadar 3 ay sürüyor. Çok uzun sürüyor burada. Sonra da inşallah kendi sürebilirim ve havalimanına yaklaşıyor arkadaşlar. Bugün evet, da hava güzel. Yağmurlu, bayağı göstereyim size. Bakın hava kapalı, çok kapalı. İnşallah benim uçak ertelemezse. İnşallah ya. Bir de şöyle bakın, bir şey oldu. Bu nasıl bir araba? Bizi çok da araştırdık, nasıl bir araba istiyorum mesela, ne rahat. Şöyle ben zaten küçük araba seviyorum yani, sedan kullanamam, o çok uzun. O yüzden ben zor sayıyorum yani. Ne yapalım? Küçük de mi sana, beni küçük de mi? Evet, bana uzun olacak, sedan ya da SUV olabilir. Evet, sedan. D segment, onlar rahat. Ama çok küçük bu. Ama sana gayet yeterli. Çok iyi bana göre bu. Park etmesi kolay. Evet. Bir de kolay park etti, hemen geri görüş kamerası taktırdım normalde. Allah razı olsun, teşekkür ederim abim. Tam Nika'ya göre ama ehliyetin eksik işte. O da inşallah. 3 ay sonra inşallah. Evet. Öyle. Öyle arkadaşlar. Benim Türk vatandaşları da onu da nasıl on the process ne demek neyiz? Türk vatandaşlığı başvuru süreci devam ediyor. Başvuru süreci devam ediyor işte. Geçen gün mülakatı falan çağırıyor. Yani İngilizce'den geldiğimde ama ben Enişe gidecektim ondan. Onlar diyor Enişe geldikten sonra bizi arayın diyor. Sonra bulanı tekrar çağıracak diyor. Tamam dedim, öyle. Öyle işte. Aa, burası neresi Enes? Yaklaşık havalimanı. Ama zaten ben uçağı çok görüyorum ki. Böyle yukarıda bir sürü uçak gördüm yani. Nika'yı bıraktıktan sonra dönüp dükkana bakmam lazım. Evet ya, iyi bak, tamam mı, ben yokken? 3 gün okuldayım, 4 günde ben bakıyorum. Sana zor olacak gelin ama. Benim de evet. Aynen. Öyle arkadaşlar. Hadi havalimanında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Havalimanında çok az kaldı. İstanbul bayağı bir yağışlı şu anda. Hatta gelirken yol kenarında bile kar vardı. Bakın şuradan bir uçak iniyor. Bembeyazdı ya böyle kenarlar. Edirne'de yağmadı ama
bayağı bir soğuk yani. Soğudu yani bayağı. Nasıl da soğuk yedin? Evet, tam bir kar soğuğu vardı. Aa, senin uçak işte. İnecek bu, temizlenecek, sonra yine kalkacak. Evet. Havalimanı şurada, Skal'da. Yani birden kışın geldi, ilk gün oldu bu. İlk kez bu kadar soğudu. Ablamlar hemen kar yağar yağmaz Uludağ yoluna çıkmışlar karla oynama. Burada kar yağıyor, orada ne kadar sıcak ben. O da hemen çıkartacağım hepsi kıyafete, deniz kıyafete. Tek gideceğim yani. Evet, şimdi düşünün burada hava 3 derece arkadaşlar, şurada yazıyor. Orada 38. Orada direkt 38-40 derece, yazın ortasına inecek. Aynen. Biz de onu Ocak'ta Tanzanya'da yaşayacağız inşallah. Evet. Direkt Ocak'ta yazın ortasına ineceğiz. İnanılmaz bir havaya giriyorsunuz. Hani Türkiye'de yaşadığın zaman hani bahar yavaş yavaş gelir, insanın içi böyle yavaş yavaş böyle cıvıl cıvıl kıpır kıpır olur ya. Orada bir anda o heyecanı yaşıyorsunuz. Evet arkadaşlar, sonunda bütün işler hallettik. Çekin yaptık. Havalar çok sıcak. Yani bütün kız kıyafeti çıkartacağım. Artık yaz gibi hazırım ben. Yani denize uyandı bak. Uyandı ama denizden çıkartmadım. Bunu biraz sonra denince hepsi çıkartacağım bunu. Sadece incecik içinde. Oraya arkadaşlar. Çok şükür inşallah yakında hemen gidip geleceğim yani. Öyle. Aynen. İnşallah bir torunlarını görsün gelsin. Evet annem falan. Onlar da mutluluğu tatsın. Amin. Zaten bir iki hafta falan kalacak. Sonra evet, hemen gelecek inşallah. Ali size baba annesi Bursa'ya gidiyor. Şimdi İstanbul'da. Bugün gidip hemen bizi sormadılar bir. Tamam ben buradayım diye ne diyor dedi. Ha şey diyor. Tamam baba sen dükkana gidip gel diyor. Ben buradayım diyor. Böyle kafayı da sallıyor. Bilmiyorum İstanbul'da çünkü tren var. Tabii İstanbul'da tren böyle, var. Tam bir treni aşıyor. Böyle diyor. Ayşe teyze değil Ayşe. Giderken beni al diyor. Beni götür diyor. İstanbul'u çok seviyor çocuk o. Kaç kere gidip geliyor orada. Aynen işte. Tamam arkadaşlar. Evet, ben de şimdi Edirne'ye döneceğim. Bayağı uykusuzum. Çok uykum gelse yolda kolay bir yer uyuyayım, böyle devam edeyim. Tamam, kolay gelsin. Tamam. Sen ayağa kalkma. Uçuş saatine biraz daha var. Burada vedalaşalım. Evet, evet, aynen. Kendine iyi bak. Tamam, Allah'a sen de. Allah'a emanet ol. Çok dikkat et. Bu ufaklığa da dikkat et. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Sen git alpınca al. Ben de seveyim dur gitmeden. biraz sev. Oh, o kadar güzel kokuyor ki gitmeden şöyle doya doya öpelim. Çok tatlı bu ya. Hiç bilmiyor. Oy 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 oy. Çıkarıyor bu kızı, çıkarıyor denizin. Sabahleyin biz İstanbul'a bıraktık. Bunda Endonezya. Dünyanın bir ucuna dağıttık sizi ya valla. Hadi git dedeni. Anneanneni ziyarete, tamam mı? Sonra hemen gel yine tekrar. Tamam be. Bak hemen acık nasıl duygulandı. Gördün mü? Anladı konuşmamı. Tamam annesi, al bakalım. Al. Tamam, o zaman bu videoyu burada birlikte kapatalım. Evet evet arkadaşlar. Bebek durmuyor yoksa. Evet acıkmış ya. Evet arkadaşlar, bu video bu kadar. İnşallah ben yolculuk çok çıkacağım. Evet, bir sonra gidiyor Endonezya'da. Evet, o zaman o yasla görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?